أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بشي أسري واشدد بكم أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Sünhat rüyada bir hitabe başlıklı bölümü geçen hafta okuduk ve uzun bir parça, önemli bir kısmını okuduk. Fakat müzakeremizi ancak tarihi bir background, tarihi bilgileri veya bu makale diyelim veya bölümün yazılışında takip edilen literatür farklılığını konuştuğumuzu hatırlıyorum. Peki okay. Peki bunlardan başka konuya devam edelim. Şimdi biri dedi demişti, şöyle yarım sayfa kadar başından itibaren yarım sayfa kadar bir kısımdan sonra kaldık. Geriye dönerse uzun süre onun için geriye dönüp tekrar bir hatırlatma yapmak çok geciktirir inşallah. Eğer birisi aramızda merak eden varsa onlar geçen haftaki kayıtları dinleyebilirler. Biri dedi, bu mağlubiyetin neticesi ne olacak? Galibiyette ne olurdu? Yine mağlubiyetin neticesi Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak Osmanlı, o zaman Osmanlı vardı, Osmanlı mağlup olarak çıkmıştı. Mağluplarla beraber o da mağlup olmuştu. O kendi ittifak devletleri mi? Ne diyorlarsa, beraber olduğu kişi diğer devletlere beraber mağlubiyet olmuştu. Onu soruyor. Netice ne olacak şimdi? Galibiyette ne olurdu? Yani olaya başka bir kader-i ilahinin bize öğretmek, bu kainattaki olan olayları yaratmak suretiyle bize öğrettiği veya öğretmek istediği neler var sorusunu sorduğumuzda, mesela dün ben bir hayat yaşadım, orada tecrübelerim oldu. Bugün dünkü hayatım üzerinde düşünüyorum, dünü yaratan Rabbim, ben şöyle şöyle duada bulundum vesaire. Ama bunu yaratan Rabbim benim için ne gibi bir mesaj göndermek istedi ki böyle bir şey yaratıldı diye bugün bir muhasebe yaptığım zaman, iç muhasebe, geçmişin muhasebesi her neyse yaptığım zaman ne gibi bir ders almam gerekiyor dünkü yaratılandan. Bunun böyle bir analizin, böyle bir ders alma niyetiyle yapılan sorgulamanın burada bir örneğini görüyoruz. Galibiyette ne olurdu? Yani galip olsaydık, olmadık da, olsaydık ne olurdu? Mağlup olundu ama mağlup olunca neticesi nedir? Bunlardan ne ders alırız? Sorusu soruluyor. İki soru var burada. O zaman cevap olarak şunu dedim diyor. Musibet şerri mahz olmadığı için bazen saadette felaket olduğu gibi felaketten dahi saadet çıkar. Evet, önce şu anlaşılması kolay olan bölümüyle cümlenin ilgilenelim, anlaşılması kolay olan bölümü şu: saadette bazen saadette felaket olduğu gibi. Hani meşhur sözler var ya, efendim, mülk sahibi olmadığınızda
evet çalışıp çabalarsınız, bir takım ihtiyaçlarınızı karşılamak için, ihtiyaçlarımızı karşılamak için teşebbüste bulunuruz. Bu yaratıcıya karşı yapılan bir niyazdır, bir duadır diye yorumlayabiliriz ve o anlayışla teşebbüste bulunuruz. Ama isyan etme ihtimali yok mu? Var. Dedim, niye bana vermiyor, başkalarına veriyor da dedi, isyan edebiliriz ama bu isyan etme ihtimali ile Allah bol bol bol, mesela diyelim babam, annem, neyse dedem, amcam vefat etti, bana ummadığım bir şekilde büyükçe bir miras kaldı. O da hak efendim. Hiç çalışmadım falan ama işte verdi bana. Yani babamın mülkü bana kaldı. Ve ben birdenbire zengin oldum diyelim. Şimdi bu verilen, bana verilen bu nimetin, yani saadetin, benim için felaket olma ihtimali daha fazla. Veya ben bir teşebbüste bulundum, hemen o teşebbüsümün sonucunda bana nimet verildi. Bunun ihtimali, yani bu saadetin benim için bir felakete neden olma ihtimali, benim şımarmam, efendim ben şanslıyım demem, işte ben çalıştım da bunun sonuçları onun için ben aldım, bayağı araziyi, klasik örneğimizi kullanalım, toprağı güzel ektim, biçtim de onun için güzel ürün aldım veya bereketli ürün aldım gibi bir anlayışla felakete düşmek, yanlışa düşmek, Rabbe karşı olan ilişkimizde yanlış bir yol takip etmek veya o ilişkimizi unutmak, Rabbimizle olan ilişkimizi ihmal edip kendimize sahip çıkmamız, malımızdan, mülkümüzden dolayı övünmemiz ve o malımızdan, mülkümüzde yapmış olduğumuz, eğer yaparsak, sadakalarla, dini faaliyetlerle, ne bileyim bir cami falan yaptırdığımda bayağı ben iyi, dindar birisiyim, bak şu camiyi ben yaptırdım, içinde şu kadar insan namaz kılıyor, hepsinden bana bir payda düşecek, bir pay alacağım gibi beklentilere düşüvermek çok daha kolay. Yani Hazreti İsa'nın bir sözü burada aklıma geliyor. Allah aleyhisselam, Allah'ın selamı ona olsun, yani Rabbimiz onu selam ile muamele etsin, karşılasın. Şöyle diyor, öyle dediği naklediliyor. Bir zenginin cennete girmesi devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zordur. Yani dikkat edin, burada tehlikeli bir alan var. Çok kaygan bir alan, insanın ayağı kayıverir. Böyle mal mülk verildiği zaman insanın kendine mal etmesi daha kolay. Peki, bunu anladık. Saadette bazen, saadette felaket olduğu gibi. Peki, felaketten dahi saadet çıkar. Nasıl olur? Zelzele olur. Efendim, hastalık olur. Veya bizim felaketle isimlendirdiğimiz bir şekilde yaratılış gerçekleşir. Ben de aman efendim bak, ben bu dünyayı ebedi zannetmiştim. Gözü kapalı bir şekilde ne olup bittiğini düşünmeden sarılmıştım. Efendim ben gencim, sıhhatliyim vesaire diye havalara girip yaşıyordum, öyle yaşayıp gidiyordum. Şimdi anladım ki ben bunların kaynağı değilmişim, bana veriliyormuş, bunları takdir etmem, vereni tanımam gerekirmiş deme ihtimali de var. Mutlaka bana felaket geldi diye, sevmediğim bir olay yaratıldı diye bu
yaratılış benim için kötü olmaz. Olmaması lazım. Bana benim gerçeğimi anlatma vesilesi olarak Rabbimin bir ikramıdır. Genellikle felaketler bir ikramdır. Bir imkandır. İstiğfar etmeye, hakikatimizi anlamaya vesile olan bir ikram-ı ilahidir. Bu bazen saadette felaket olduğu gibi, bazen de felaketten dahi saadet çıkar cümlesini aldıktan sonra, bu cümle cümleciklerini ele aldıktan sonra, bu cümlenin başındaki cümleciği musibet şerri mahz olmadığı için, yani musibet şerri mahz değildir. Ne demek? Musibet mutlaka kötü değildir. Şerri mahzdan onu kastediyoruz veya kastediliyor. Musibet olduğu bu mutlaka kötü demek yanlıştır. Çünkü musibetten bazen saadet çıkar. Burada ne sorumuza dönüyorum. Mağlubiyetin neticesi ne olacak? Efendim, anlaşılıyor, anlattı burada, prensipleri koydu. Mağlubiyeti biz felaket olarak görüyoruz. Felaket demek mutlak şer demek değildir. Biz tavrımızla, felaket karşısında takındığımız tavırla bu felaketi bizim için hayra tebdil etmeliyiz. Edebiliriz, etmeliyiz ve aslında bizim iyice dikkat ettiğimizde, yani yaratılışı bir analize tabi tuttuğumuzda, biz yetişmek için, yetiştirilmek için, eğitilmek için bu dünyadayız. Eğitilmek için eğitiliyoruz. Bu dünyada bulmuş maksadımızı anlamak, gerçekleştirmek için eğitiliyoruz. Dolayısıyla bizim esas bulmuş maksadımız ne diye sorarsak, bilmiyorum, ben buraya gönderildim, buradan da götürülüyorum. Ya bunu anlıyorum ki benim bu dünyada bulunma maksadım mutlaka bu dünyada kalmak değil, çok açık. Neden? Çok açık. Ben bu dünya, mutlaka bu dünyada kalmak olsaydım ben bu dünyada kalırdım, ama getiriliyorum, çok değişik yaratılış türlerine tabi tutup eğitiliyorum, pişiriliyorum, her neyse, imkanlara mazhar oluyorum, ondan sonra bu dünyadan ayrılıyorum, belli bir şey. Ben kendim ayrılmıyorum, beni bu dünyaya kim getirmişse o beni bu dünyadan geri götürüyor. Demek ki bu dünya bir eğitim alanı, bir maksat var yaratılışta. O maksadın gerçekleşmesi için ortam hazırlanıyor. Bu ortamda bazen yaz oluyor, bazen kış oluyor. Onun için şu ayet-i kerimede Kureyş'in yaz yolculuğu, kış yolculuğu denilen olay bu. Yani yoksa Kureyşler yazın çok komik tefsirler yapılıyor da, yazın Yemen'e giderler, Şam'a giderler, kışın Yemen'e giderlerdi sıcak olduğu için. Kur'an bundan bahsediyor. Beni ilgilendirmez ki, o zaman Kureyşler oraya gidiyormuş. Benim ne Yemen'le ilgim var, ne Şam'la ilgim var, ne de ben Mekke'de yaşıyorum. Benim Rabbim bana bu anda ne söylüyor dediğimizde, Nursi'nin tefsiri güzel oluyor. Arkadaşlar, bazen zorluklar gibi görünen olayların içerisinden geçirilmek suretiyle eğitime tabi tutuluyorsun. Bazen de kolay gibi görünen, özür dilerim, kolay gibi görünen yaratılışın içerisinden geçirilmek suretiyle eğitiliyorsun, eğitiliyoruz ve her iki halde de Rabbimiz bize varlık amacımızı gerçekleştirmek üzere imkanlar hazırlıyor. Onun için mağlup olsaydı mağlubiyetin neticesi ne olacak? Galibiyet de ne olurdu sorusuna çok güzel bir cevapla başlıyor. Kendisi aslında soruyu kendi soruyor, cevabı kendi veriyor. Bu bir edebiyat türüdür diye geçen hafta konuştuk. Yani bir hakikati muhataplarla, okuyucularla paylaşmak için takip edilen bir konuşma türü veya yazı türü. Peki
Biz buradan anlıyoruz ki mesele ne yaratılırsa hayırdır ama konu benim yaratılış karşısında takındığım tavırda yatıyor. Ben yaratılış karşısında nasıl bir tavır takındığıma dikkat edeceğim. Benim görevim bu. Yaratılış karşısında nasıl bir tavır takındığıma dikkat edeceğim. Etmem gerektiğini söylüyor birinci cümle. Yani konuyu bu anlatıyor. Her şeyi bu. Bundan sonraki paragrafın geri kalan kısmı bunun açıklaması olacağını insan bekliyor. Bakalım öyle mi? Eskiden beri ilahi kelimetullah ve bekai istiklaliyeti İslam için farz-ı kifaye-i cihadı derhute ile kendini yek vücut olan alem-i İslam'a fedaya vazifedar ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslamiye'nin felaketi alem-i İslam'ın saadet-i müstakbelesiyle telafi edilecektir. Yani buradan anlıyoruz ki biz ilahi kelimetullah'la görevliyiz. İslam'ın bağımsızlığını ilan etmek, bağımsızlığını devam ettirmek için görevliyiz. Cihat farz-ı kifaye başkaları yapmasa da ben yapacağım. Başkaları yapsaydı benden farz düşerdi. Farz-ı kifaye o demek. Başkaları yapmazsa ben yapacağım diyen bir anlayışla cihadı üstlenmiş bir anlayışa sahip idiler. Osmanlı öyle söylüyordu. Biz böyle yapıyoruz. İslamiyet'i biz temsil ediyoruz. Biz temsil edeceğiz. İslamiyet'in alemi İslam'ın bağımsızlığını ben yükleniyorum. Bu sorumluluğu. Yani ne derler? Taşın altına elini koymak. Ben yapacağım. Demiş birisiydi. Bir insanlar grubu idi veya yönetim biçimiydi. Öyle iddia ediyorlardı. Kendini yek vücut olan alem-i İslam'a fedaya vazifedar ve hilafete bayraktar görmüş. Aslında sen kendini böyle görmen lazımdı demek bu. Görmezsen sonucunda böyle olur demeye geliyor ama böyle görmek istiyorum diyorsun. Olur efendim. Mesela birisi çıkıyor diyor ki ben İslamiyet'e hizmet etmek istiyorum. Ne bileyim ben senin niyetini, kalbinde ne geçtiğini. İyi öyleyse ne yapman gerektiğine ben bakacağım. Bakayım doğru mu yapıyorsun, yanlış mı yapıyorsun? Seni ben yok, sen kimsin deme hiç hakkına sahip değilim. Birisi ben böyle yapıyorum diyorsa, böyle yapmak istiyorum diyorsa diyebilir. Biz de diyeceğiz o peki öyleyse yaptığına bakalım bir. Şimdi bu iddialarla nedir? Hilafete bayraktar görmüş. Biz hilafetin bayraktarlığını, öncülüğünü yapacağız demek bayraktar olma. Yani halife olmanın gerektirdiği sorumlulukları üstlenip bunları yerine getirmek için ben buradayım arkadaş diyen bir anlayışa sahiptiniz. Bu devleti İslamiye. Şimdi bu ne oldu? Devlet-i İslamiye felakete maruz oldu. Yani mağlup oldu. Zaten Birinci Dünya tarihin biliyoruz ki öyle öğreniyoruz, biliyoruz, görüyoruz. Sonuçlarını da gözlemliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmakla Osmanlı İmparatorluğu bitti. Onun için felaket denebilir. Neden? Olmayan, istenmeyen bir şey vücut buldu. Yani istenmeyen bir şey vücut buldu derken şunu kastediyorum. Yenilmek istemiyorum, bayraktarlığı bırakmak istemiyorum diyordu ama yenilince kendisine biçmiş olduğu görevi yapamaz duruma geldiği açıkça ortaya çıktı. Fiziken ortaya çıktı. Yani Allah bir felaket yarattı. Onların muhatap olduğu bu felaketi alem-i İslam'ın saadet-i müstakbelesiyle telafi edilecektir. Yani ben hasta düştüm. Efendim ya şimdi Allah beni hasta yaptı. Hem bu dünyaya yaratmış, dünyada yaratmış, hem bu dünyada rahat yaşayabilmem için sıhhate ihtiyacım var.
Bunu da bana böyle bir ihtiyaç ile yaratmış. Güzel. Peki ama şimdi hastalık verdi. Aa, oldu mu bu yani? Diyorum kendim. Böyle bir felaket hastalık verildiyse, baştaki cümleden öğrenmiştik ya, o zaman bu hastalığın sonucunda bir saadet elde etmek de mümkündür. Yeter ki ben doğru bir tavır içine gireyim. Yani hastalık ile anlayayım ki ben muhtacım, ben acizim, sıhhatin kaynağı ben değilim. Benim bir yaratıcım, sahibim var. O benim ihtiyaçlarımı gözetiyor ve ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ben böyle bir yaratıcıya müteşekkir olmam lazım. Ve sıhhat benimdir, ben gencim falan diye hava atmaktan vazgeçmem lazım dedi. Böylece ne yaptı? Yaratılış maksadına daha uygun bir tavır takındı. Yani eğitim aldı, imtihana girdi, imtihanda sorular soruldu. Bu imtihanlar, bu sorulara doğru cevap verince sınıfı geçti. Öyle, öyle olduğunu yani yaratılış biçiminden anlıyoruz. Bizim bu dünyada bulunmuş maksadımız da sınıfı geçmek, diplomayı alıp cennete layık olmak, yani güzel bir meslek edinmek. Şimdi ebedi hayat için edineceğimiz mesleğin cehennemde olmasını kimse istemez. Hayat boyu ızdırap çekmek gibi. Peki arkadaş, diyor ki sizin bağlantılarınızda problem var gibi diyor. Bunun bir nedeni şu olabilir. Yanımda bir arkadaş var. O arkadaş aynı yerden bağlanıyor musun? Yok. O zaman Hümeyre kardeşi konuştunuz. Öyle doğru gözüküyor. Öyle, evet. Burada zaten kullanılmıyormuş. Yani hattı yalnızca ben kullanıyorsam optimum sonuç almamız lazım. Evet diye düşünmüştüm. Şimdi anlaşılıyor değil mi? Alem-i İslam, bu devletin, devlet-i İslamiye'nin felaketi alem-i İslam'ın saadet-i müstakbelesiyle telafi edilecektir. Aman efendim, görüyorsunuz ya, bak müellif, yani bu Riyada bir hitabeyi yazan zat Said-i Nursi, Osmanlı için devleti İslamiye dedi diye hemen oradan milliyetçilik, ırkçılık, efendim geçmiş ecdattan gurur alma veya iftihar etme gibi enaniyetli bir kanalın beslenmesini sağlayacak duygularla donatmayalım kendimizi. Dikkat edelim. Yani evet, devlet-i İslam'ı, ben kimsenin Müslüman olmadığını söylemeye hiç kimsenin hakkı yok. Ama devlet bu iddiada idi. Madem sen bu iddiadasın, ben de bu iddianı kabul ediyorum. Şimdi de yaptıklarına bakıyorum. Yaratılışa bakıyorum. Ne yaratıldı senin ve benim için diye sorduğunda mağlubiyet yaratıldı. Şimdi benim görevim bu mağlubiyette ne gibi bir saadet çıkarabilirim ben acaba diye baktığımda, eğer alemi İslam'ın kendisi bu mağlubiyetten sonra biz başkasından benim imanımı o kurtarıversin, benim dinimi o savunsun diye beklenti içindeydik ya. Çünkü İstanbul'da Dar-ı Saadet'te ordu var, imparatorluk var diye havalar atıyor. Kendimiz yan gelip yatıyorduk ya, başkası hocalar dini öğrenecekler, ben işte onlar öğrenir, onların görevi o, benimki namazını kılar işine bakarım diye hep başkasına yük atıyorduk ya. Şimdi bu başkası ben bu yükü taşıyamam artık diye ortaya açıkça koyunca, herkes başının çaresine bizzat kendisi bakmak zorunda olduğunu anlayıveriyor. Ne güzel bir saadet, ne güzel bir imkan, ne güzel bir rahmet. Başkasına ısmarlama din olmaz. Başkasına ısmarlanmış iman olmaz. Olmaz böyle bir şey. Böyle bir şey yaratılışın kuralında, düzeninde, nizamında yok. Bizzat sen kendin teşebbüs edeceksin. İşte başkasına ısmarlamak böyle devam ederse asırlar boyunca, sonunda Rabbim tutar, rahmetinden anlatamadım size, yani
rahmetli bir şey yaratmak suretiyle. Bir musibet yaratayım da o zaman anla bakayım onun kıymetini. Sana verdiğim duyguların, sana verdiğim özelliklerin senin tarafından kullanılması lazım geldiğini anla şimdi. Başkasına ısmarlama mesela. Efendim çok güzel bir doktor var. O doktor hastalıkların üstesinden geliyor. Ben sıhhatime dikkat etmeyeceğim. İşte o zaman o doktor Allah alıverir elimden. Senin kendi görevini kendin yapman lazım geldiğini anlatır ve der ki bana rahmetiyle bu, gazabıyla bana kızdı da ondan değil, beni eğitmek için, beni kendi gerçeğimle karşı karşıya getirmek için bana böyle bir hal yaratıyor. Bak sen kendi gerçeğini görmüyorsun, kendini kandırıyorsun, yapma böyle bir şey, sana bir imkan vereyim de anla bunu diye doktoru öldürüveriyor. Ondan sonra sen ben sıhhatimi, sağlığımı kendim korumak için teşebbüs etmem lazım. Başkasına ısmarlama sıhhat olmazmış diye anlayıveriyoruz. Ne kadar güzel bir eğitim. Yani rahmetli bir şey yaratılmış oluyor bizim felaket diye isimlendirdiğimiz olaylarda. Ama ben tavrımı değiştirirsem rahmet olur. Hala inat edersem, şimdi Osmanlı yıkıldı, bir başkası üstlensin canım, kim mesela diyelim. Yeni bir Osmanlı yıkılınca onun yerine yeni bir devlet kurdurtuldu. Şimdi o kurulan ya da kurdurtultan, doğru söylüyor muyum, söyleyemiyorum. Kurdurtulan. Kurdurtulan. Somebody kurdurttu. Şimdi bu başka birisi yaptı bu iş. Ya hazırlandı. Durumlar hazırlandı. Ve biliyorsunuz tarihinde 1922 yılında Fransız ve İngiliz orduları tamam arkadaş iş halledilmiş diye çekip gittiler geriye. Devam etmediler işgal hareketine. O da ilginç bir tarihi vaka. Biz ders almamız lazım bunlar. Şimdi yeni kurulan hükümet ya da devlet dini kurtarsın diye yine ben sırt üstü yatmaya devam edersem demek ki o felaketten nasibimi almadım, dersimi almadım. Hala benim için o kötü durum devam ediyor demektir. Ama dersini almak gerektiğini anlayan, anlama imkanı var. Anlamak isteyenler, iradesini o yerde kullananlar için mağlubiyet bir saadet kaynağı oluyor, olabilir diyor. Peki, buraya kadar sorumuz var mı? Veya ilave edeceğimiz nokta var mı? Devam ediyorum eğer yoksa. Evet, varsa arkadaşlar yazsınlar ya da mikrofonla konuşsunlar. Mikrofonlarını açıp konuşsunlar, memnun oluruz. Peki. Zira şu musibet, mayeyi hayatımız ve hayatımızın mayası, özü ve ab hayatımız olan hayatımızı, canlılığımızı, Müslüman veya İslam toplumu olarak canlı kalmayı sağlayacak kaynak su, ab hayat, hayat suyu. Yani bir çekirdeğe göre su neyse onun gelişip büyümesini sağlar. İşte ona göre de benim için de yani alemi İslam için de lazım olan neymiş? Uhuvvet-i İslamiye'nin inkişaf ve ihtizazını harikulade tacil etti. Tacil etmek, hızlandırmak demek, acele. Aynı kelimeden geliyor, acele yaptı. Yani hemen alemi İslam'ın hayatta kalması, varlığını devam ettirmesi için gerekli olan uhuvvet-i İslamiye'nin, İslami kardeşliğin veya birbirine dayanışmanın, birbirini desteklemenin inkişaf ve ihtizazını yani gelişmesini
ihtizaz, harekete geçmesini. İhtizaz böyle hafif sallanma demek ya. Yani harekete geç, bir canlan canım der ya, sabah kalkmışsın. Esneyip duruyorsun, hareket etmiyorsun. Annen ne der ilk defa? Kalar oğlum veya kızım. Kendine gel, bir canlan bakayım şöyle. Hemen mutfağa git, bir kahvaltı yap, bir şey yap. Kendine gel diye ihtizaz o demek yani. Bir harekete geç. İnkişaf ve ihtizazını harikulade tacil etti. Şimdi 100 sene sonra bakınca yani ben ortada hiç öyle ihtizaza gelmiş bir uhuvvet görmüyorum. Evet. Demek ki her hasta olan mutlaka ondan faydalanır değil. Ama hastalığın yaratılmasındaki maksadın bizim ondan faydalanma imkanı verildiğini gösterir. Yaratıcı açısından. Ama ben ondan faydalanmam, beni niye hasta yaptın diye yaratıcıya kızar dururum, o da benim yanlışım. Ama faydalanırsam o da benim doğrumdur. Allah'ın verdiği imkanı kullanmak gibi. Allah verdi ama Allah mesela güneş yaratıyor. Güneşte ışık gönderiyor, ısı gönderiyor, değil mi? Bazıları bu ısıdan, ışıktan ağaçlarını büyüteceği yere yemeğini veya meyvesini dışarıya kor, güneşin altına. Güneş ışığından dolayı o meyve çürürse benim hatamdır. Çünkü yaratıcım bana öğretiyor. Güneşten faydalanmanın yolları var. Meyveni güneşin altına koyma. Koyarsan çürür kardeşim mesela, ama meyveyi kurutacaksan onun bir yolu da var. Yani biz burada yani nasıl tarım yapılır diye konuşmuyoruz. Ama ben yaratılıştan ders almam lazım. Ne yaratılıyorsa yaratma düzeni her zaman benim hayrımadır. O zaman ben kendime dikkat edeceğim. Bu hayrı kullanıyor muyum, kullanmıyor muyum? Yani çok insan ders almışa benzemiyor, kendi bilir. Çünkü insanlar serbest. Allah insan iradesini tamamen serbest bırakmış. Ama sen ya da ben eğer bir kişi ders almak isterse imkan var. Ve bu o zaman saadet oluyor. Almamışsa o insanların hatası diyeceğiz. Ben diyeceğim böyle bir hatayı benim yapmamam lazım diyeceğim. Evet. Acele etti. Yenilgiyi yaratmakla alem-i İslam'ın kardeşliğini, kardeşlik bağlarını tesis etmesi için. Çünkü biz sonra anlıyoruz ki öyle efendim Türkmüş, Kürtmüş, Arapmış, Arnavutmuş kavgalarıyla birbirini alem-i İslam'ın yemek yerine birbirlerini desteklemesi lazım. Ama şimdi dikkat edelim. Ben birisi Kürttür diye aşağı bakarsam, öbürü de Türktür diye aşağı bakarsa, yani aşağılayıcı bir nazarla bana muhatap olursak, birbirimize muhatap olursak, İslam'ın gerektirdiği, yani vahyin bana öğrettiği kardeşliği tesis etmem. Ama bunlar saçma şeyler diye anlarsam tesis edebilirim. Veya onu anlama yönünde tercih yaparsam. Bu benim tercihimdir. Tercihimde serbestim, bunu unutmayacağız. Tipik bir örnek. Mesela efendim Allah beni yaratıyor, bu dünyaya gönderiyor. Ben bundan memnunum. Ölümü de yaratıyor, isyan ediyorum. Serbestim, ölümü yaratan Allah, sen beni öldürdün diye şikayet edebilirim. Ama o beni yarattığı zaman sen beni yarattın diye demedim, değil mi? Demek ki yanlış ben de. Yaratıcı bana söylüyor, bak ben sana vücut verdim, şimdi bu vücudu aldım bu dünya şartlarından, yine ben senin yaratıcını korkma, ürkme, çekinme, bana güven, seni bu dünyada yaratan benim, bu dünyadan alan da benim. Bana güven, beni tanı. Sen bu dünyada ebediyen kendi kendine var olmuş ve kendi varlığını kendisi devam ettiren birisi olmadığını anlaman için sana böyle geçici bir hayat veriyorum. Devamlı değişen bir hayat veriyorum. Çünkü sen kendini sabit kılamıyorsun. Bunu çok iyi anlamak lazım. Şimdi çok insan bunu almıyormuş. İnsanlar serbest. Git o zaman insanları şikayet et, yaratıcıyı değil. Yani öğretmen ders anlatıyor, öğrenciler dinlemiyor. O zaman öğretmene mi kızarsın?
Dinlemeyen öğrencileri mi eleştirirsin? Sen de öğretmensin, hangisin? Öğrencileri diyor, öğretmen arkadaş. Yani öğrencileri var, öğretmen derken Türkçe'de genellikle ilkokul öğretmeni akla gelir de olsun ama değil. Evet, biz incinirken alemi İslam ağlıyor. Yani Osmanlı'nın yıkılışı ve mağlubiyeti diğer insanlarda mahvoldu, patronu kaybediyoruz. Ne yapacağız diye babasını kaybetmiş yetim çocuklar gibi ağlamaya başladılar. Ağlamak ne demek? Şimdi arkadaş benim başımın çaresine bakmam lazım demek. Değil mi? Yoksa babası ya da annesi ölen kimsenin ağlamasını sonunda ağladı bitti. Şimdi artık bu acılı hal sana bir uyarıdır. Kendinin başının çaresine bakman, artık babam getirir ben yerim, annem pişirir ben yerim tavrından çıkman gerekir. Sorumluluğunu üstlenmen gerekir. Tabii yaşı olur, miras kalır, küçük olur, başkası bakar. Onlar detayları konuşmuyoruz, ilkeleri konuşuyoruz, prensipleri, düsturları konuşuyoruz. İnşallah. Yani anlayalım birbirimizi. Aman efendim babası ölmüş bir yetim çocuk. Çok küçükse ne yapsın falan diye. Biz burada babası ölmüş çocuğun küçük olmasının, büyük olmasının ne gibi sorumluluklar getirdiğini değil, ölümün yaratılmasının benim için nasıl bir ders kaynağı olabileceğini konuşuyoruz. Biz incinirken alemi İslam ağlıyor. Ağlaması lazım. Ağlıyor. Peki ağlamanın sonucunda ne olacak? Ağlamanın sonucunda kendisi sorumluluğunu, şimdi zaman ben kendi sorumluluğumu kendi omuzuma almam gerekir diye anlayacak. Anlayacak. Bu çok önemli. Anlamak için de ben irade-i cüz'iyem serbest. Anlamayı da tercih ederim. Battı balık yan gider. Battık bittik arkadaş diye ben de kendimi tamamen koyuveririm. Yani sorumluluğun altına girmem. Bu da benim tercihim, serbest. İnsan hiçbir zaman unutmayacağız. Yaratılışın sırrını anlamak için her zaman insanın iradesinin tamamen cüz'i iradesinin cüz'i alanında tamamen serbest bırakıldığını her zaman hesaba katacağız. Arkadaş benim iradem serbest. Bu bana ne demek istiyorsa ona göre tercih yapacağım. Allah da ona göre yaratacak diyeceğim. Her tekrar etme ihtiyacı. Tekrar hissettim. Çok konuştu söylediğimiz halde. İrade-i cüz'iyeyi hesaba katmayan bir analiz mutlaka yanlıştır. İstisnasız yanlıştır. Anlamsızdır. Kur'an okuyorsun, irade-i cüz'iyeni hesaba katmadın. Hadis okuyorsun, irade-i cüz'iyeni hesaba katmadın. Biz Müslümanız, Müslüman toplumda doğdum diyorsun veya yaratıldım, doğruldum diyorsun. Senin elinde bir şey değil. İrade-i cüz'iyeni hesaba katmıyorsun. Yapacağın bütün analizler kesinlikle yanlıştır. Çünkü gerçeğe aykırı. Allah irade-i cüz'iyesini serbest bıraktığı bir insan yaratıyor. Sen ve ben o insandan bir tanesiyiz. Hiçbir zaman irade-i cüz'iye ihmal etme. Aman efendim işte babam böyle yapıyor, annem böyle yapıyor, bana şöyle ızdırap verdiler, çocuklar böyle, hanımım böyle, kocam böyle gibi şikayetlerde dur. Sende irade-i cüz'iye var. Unutma. O irade-i cüz'iyeni nasıl kullanacağını düşün bu durumda. Böyle bir durum senin için yaratıldı. Şimdi ben irade-i cüz'iyemi ne yapacağım de. Yoksa oturup da çocukları şikayet etmek, eşini şikayet etmek, babasını şikayet etmek, toplumu şikayet etmek. Aman efendim biz dinsiz bir toplumdayız. Şöyle yapıyorlar, bize böyle beyin yıkıyorlar falan demenin hiçbir faydası yok. Yaratılmış ortam budur. Senin irade-i cüz'iyen var.
Şimdi bu ortamda nasıl bir irade cüz'iyeni hangi yolda kullandığına konsantre ol. Yaratıcı bugün gece yaptı, gündüz yaptı, bahar yarattı, kış yarattı. O yaratıcının işi. Yok efendim seni dinsizlerin hakim olduğu öyle diye konuşulur ya. Bir toplumda yarattı. Yok Müslümanların düşmanlarının olduğu bir toplumda yarattı vesaire. Şikayet edip durmanın hiçbir faydası yok. Neden? Çünkü yaratıcı yaratıyor. Sana diyor ki işte sen bu sınıfta eğitim görüyorsun. Sana böyle bir ortam verdim. İradeyi cüz'iyeni kullan. Dersi güzel dinle. Tavrını güzel al. İrade cüz'iyesini kullanmayı ihmal edip de ama efendim sınıf sıkıcıydı. Yok çok sıcaktı, çok soğuktu. Öğretmen konuşuyordu da ben başka bir yere dikkatim dağılmıştı da falan. Ben kendim başka yere bakıyordum demeyiz. Başka şeyler benim dikkatimi çekti deriz. Çünkü insan her zaman irade cüz'iyesinin getirdiği zorun veya sonuç verdiği sorumluluktan kaçar. Yanındaki arkadaş konuşuyordur der. Yanındaki arkadaş konuşuyorsa kalk bir başka yere otur. Hocadan müsaade al de ki bu, ben şöyle yer değiştirebilir miyim? Seni güzel dinlemek istiyorum de hoca anlar. İrade cüz'iyene bak. Yanındaki arkadaş konuşuyordu ben duyamadım da onun için dersi takip etmedim demek gerçekçi bir analiz değildir. İrade-i cüz'iyeni ihmal ettin çünkü. İrade-i cüz'iyeyi ihmal eden her analiz istisnasız, benim gözlemlediğim bu, biraz mübalağa gibi görünür ama istisnasız mutlaka yanlıştır. Bunu yaz bir tarafa, as duvara, unutma. Ne yaratılırsa Allah'tan senin sorumluluğun irade-i cüz'iyeni kullanarak o yaratılış şartları içerisinde sana düşen vazifeyi üstlenmek, sana düşen tercihi yapmaktır. Onun için biz Allah'ın işine karışmayacağız. Evet, o yaratıyor dilediği gibi. Ama ben irademi Allah, yaratıcı bana serbest irade vermiş, ben irademi kullanmakla mükellefim. Peki biz incinirken, metne dönüyorum. Biz incinirken alem-i İslam ağlıyor. Avrupa ziyade incirse bağıracaktır. Artık yeter kardeşim diyecek. Bizzat kendi başının çaresine kendisi bakacak. Bağırıyor o demek. Bağıracak o demek. Aslında felaket değil, sadece biraz incindik diyor. Efendim? Birazcık incindik, incittiler diyor. Yok, felakete bir şey yok. Ziyade incitse birazcık değil. Kader, yani bu esbab dairesinde Avrupa incitiyor gibi görünüyor. Ama yaratıcı beni böyle bir ortamda yaratmış diye anlıyoruz. Şayet ölsek 20 öleceğiz, 300 dirileceğiz. Neden? Yani 20 kişi ölecek ama 300 kişiyi imkan veriliyor. 300 yani 20'ye 300. Biraz o zamanki ne derler, nüfus sayısına göre yazılmış bir rakam. Osmanlı'nın nüfusu 20 milyondu, alem-i İslam'ın nüfusu 300 milyon idi. Ona göre bir kıyas. Yani 20 milyon ölecek ama 300 milyonun dirilme ihtimali var. Yani bizzat görevi üstlenme ihtimali var. Bu 20 milyon, 300 milyon kesin rakamlar değil ama ben 300 milyon değil de 310 milyondu yanlış söyledi demeyin. Yani böyle biz burada nüfus sayımı yapmıyoruz. Vazifemiz de o değil. Ama aradaki nispet, oran ne, neden 20'ye 300 dedi dediğimizde o zamanın şartlarında 300 küsur milyon Müslüman vardı. 20 milyon Osmanlı toprakları içerisinde insan vardı. Harikalar asrındayız. Yani çok değişik şeyler yaratılıyor aniden. Yani bu harikalar asrında derken nesiller arasında, çağlar arasındaki değişim gittikçe hızlanıyor diye anlıyorum ben bunu. Bu da bir sır. Dikkat edin. Yani diyelim ki 1000 sene önce nesiller arasındaki değişim 3-4-5 nesil alıyordu. Şimdi çok hızlı oluyor. Neye? Harikalar asrındayız. Öyle yaratılıyor. Sana ne yaratan öyle yaratıyor. Sen başının çaresine bak ya da kendi sorumluluğuna bak. Şimdi baba ile çocuğu arasında
herkes biliyor ki baba ya da anne ile çocuk arasında kültür değişimi, farklılığı 20 yıl, 30 yıl içinde gerçekleşiyor değil, 5 yıl içinde gerçekleşiyor. Yani bir çocuğun var, diyelim 10 sene önce yaratıldı, efendim 7 sene sonra da rakamları tahminen atıyorum, Allah bir çocuk daha verdi değil mi? 10 sene, 10 sene, 7 sene, evet, birisi 10 yaşında şimdi, birisi de 3 yaşında, 7 sene önce yaratıldı ya, 10 yaşındaki çocuğun ile 3 yaşındaki çocuğunun büyüme, gelişme şartları değişik yaratılıyor, buna dikkat et. Evet, 10 yaşındaki çocuğa farklı muamele edeceğim, 3 yaşındaki çocuğa farklı muamele edeceğimden öteye, 10 yaşındaki çocuğun artık bilgisayarla büyümedi 3 yaşındayken. Fakat şimdiki 3 yaşındaki çocuk bilgisayarla büyüyor. Ona göre ayrıca yaş farkından farklı olarak bir de yaratılma ortamındaki farklılığını göze almayan aile çocuklarına karşı tavırlarını, sorumluluklarını Allah'ın yarattığı şartlarda konuşuyorum. Gerçekçi yapmıyor demektir. Neden? Harikalar arasında yaşıyoruz. Çağlar, insanlar arasındaki farklılık gittikçe daralıyor. Asırlar, asırdan asıra farklılık farklılık yaratılırken şimdi asırdan asıra değil, neredeyse 10 yıldan 10 yıla farklılık yaratılıyor. Bu benim şahsi gözlemim. 10 yıl, hatta bazılarına göre daha da kısa. Bazı insanlar ayrı ayrı, ben o 10 yıl, yani o diyelim ki bir çocuk, bir insan 20 yaşında, diğeri 10 yaşında ya. Yani işte aradaki fark gerçekleşmiş. 20 yaşında ile 14 yaşındaki bir çocuk aynı şartlarda büyüdü. Hayır. Hayır. 20 yaşındaki bir gencin, insanın büyümesinin şartları ile 16, 15, 16 yaşlarında bir insanın büyüme şartları benim gözlemlerimde, eğer bu mübalağalık bir ifade kullanayım, dikkati çeksin diye, kesinlikle farklı. Onun için 20 yaşındaki bir gencin büyüme şartlarına göre bizim muhatap olmamız mutlaka 16 yaşındaki veya 15 yaşındaki bir çocuğun büyüme şartlarına göre. Dikkat edin, yaş farklılığı artı büyüme şartları farklı olacak. Yani yaş olarak değil, onu doğum tarihi olarak söyleseniz daha net olacak. Yani, siz söyleyin, ben söyleyemedim. Yani diyelim ki 2010 senesinde doğmuş bir çocuğa nasıl muamele etmeniz gerektiğiyle 2005 ya da 2003 yaşında, 2003 senesinde doğmuş bir çocuğa nasıl muamele etmeniz gerektiği, nasıl büyütmeniz gerektiği farklı. Farklı, güzel oldu, daha güzel, daha net, teşekkür ederim, hakikaten daha güzel oldu, memnun oldum. Evet, harikalar asrındayız, unutmayacağız. Harikalar asrındayız, çok çok önemli bir kelime bu. 2-3 sene mevtten sonra meydanda dirilenler var, ha, görüyorsun. 2-3 sene ölmüş adam, 3 sene önce ölmüş, şimdi diriliyor. Ne demek bu? Ne demek bu? Bir bakıyorsunuz bir toplum, bir kavim 3 sene önce kolonizasyon altında koloni olmuş veya esir olmuş, şimdi karşı çıkmış, kendini toparlamış, kendine ait bir toplum olma yönünde ilanını yapabilmiş dirilenler var. Biz bu mağlubiyetle bir saadet-i acile-i muvakkate kaybettik. Geçici, şu anda elimizde olan acele, tekrar bu kelime acele manasında, hemen elimizde olan saadeti kaybettik. Yani mağlup düştük, mahvolduk. Fakat bir saadeti acile-i müstemirre bizi bekliyor. Burada iki tane kelime var. Birisi muvakkate, diğeri müstemirre. Buna çok dikkat edelim. Yani şu andaki eğer galip olsaydık, geçici bir mutluluk, aa diye, hani insanlar böyle yapıyorlar ya, bayrakları ele alıp sokaklara dökülüyorlar, galip olduk, galip olduk diyorlar. Bu geçici bir, muvakkat bir mutluluk olurdu.
Ama bunu kaybettik. Sokaklara çıkıp bağırıp çağıramadık. Sevinç çığlıkları atamadık. Böylece de geçici bir mutluluktan mahrum kılındık. Ama buna karşı önümüzde bir imkan var ki tecil edilmiş, ertelenmiş bir saadetin hazırlıkları yapılıyor. Ama bu ertelenen saadetin devamlı, muvakkat değil. Devamlı olma imkanı var. Bize böyle bir imkan verildi. Gelin bunu değerlendirin diyor müellif. Dikkat edin diyor. Efendim diyelim ki ya biz işte hep seküler laik okullarda okutulduk. Bize hep seküler laik dünya görüşü, din görüşü, ahlak görüşü, ahlaksızlık görüşü her ne meretse bunlar empoze edildi. Biz mahvolduk. Ama ne kadar güzel. Bak seküler olduğunu biliyorsun ya. Hadi kendini yenile. Bağırıp çağırmanın ne alemi var? Eğer kendini yeniler de bu eğitim düzeninde bana öğretilenlerin hepsi laik düzeni diye konuşurlar ya bazı insanlar, tipler. Onların sloganları bu. Laik düzenin dinsiz eğitimi bizi zorladı derken o madem böyle farkındasın o zaman hadi bu eğitim düzeninin sana verdiği dinsizlikten kurtulmanın çaresine bak ve kendine ait bir müessese kur bakayım. Yani İslam bir vakıf kuruyoruz. O vakıfla bir okul açıyoruz. O vakıfla yine aynı o okulda. Biz Müslümanız. Hadi arkadaşlar namaza gidiyoruz diyoruz. Ama okuttuğumuz biyoloji, fizik, kimya kitabı aynen laik anlayışı anlatıyor. Ne oldu? Başkasını şikayet edip duran kendisinin sıhhati için bir sağlık yolu bulamaz. Yine kendini tekrar etmeye başladı. Ama eğer gerçekten bana dinsizlik öğretildi deyince peki o peki tamam dinsizlik öğretildi. Şimdi bunu dinin hakkaniyetine seni öğrenmek için, dinin hakkaniyetini araştırmak için seni sevk eden bir motivasyon kaynağı olarak ne görmüyorsun? Yani bak şimdi o zaman ben şu din o zaman ne? Yani mesela diyorlar ya efendim jeolojik evreler böyle geçti, dünya böyle gelişti, yok canlılar böyle türedi, üredi. Neyse peki bunlar hepsi dinsiz eğitim diyorsun, Allah'ı ihmal ediyor. Peki hadi bakayım senin kitabın nerede? Sen nerede çalıştın? Allah'ı ihmal etmeyen, yaratıcıyı kabul eden bir biyoloji kitabı yazdık mı piyasada? Bunu eğitim alanında kendime rehber edindim mi? Kainatı Rabbimi tanıma aracı olarak kullanma usulünü geliştirdim mi? Bu soruları kendime soracağım. Ne kadar güzel bir imkandı bu. Yani anladım çünkü. Felaket geldi. Yani baktık nesil gittikçe dinsizleşiyor. Dini de dinsizleştiriyor, sekülerleştiriyor. Dini de efendim ben dünyayı yaparım, çalışırım falan ama ondan sonra kazandığım parayla cami yaptırırım diyor. Evet, o kazandığın paranın kazanırken ki takındığın halde iman var mı? Kendini, Rabbini tanıyacak şekilde bir kazanma işlemin içine soktun mu? Yok. Kaybettin. İstediğin kadar cami yaptır, boşuna para harcıyorsun demektir. İyi dikkat et. İyi dikkat et. Efendim ama olur mu biz dini cemaatlere para veriyoruz deyip kendini kandırmanın ne kadar büyük bir yanlış olduğunu görmem lazım. Ne yapacağım? Yaşadığım her anı imanlı kılacak şekilde, iman perspektifiyle değerlendirecek şekilde yaşamam lazım. Değilse kaybederim. Ki yaşadığımız şu andaki gördüğümüz yaşadığımız imkan da bu. Nursi'nin çabası da buydu. Arkadaş sen bulunduğun anda mümin olarak nasıl yaşayabilirsin? Ben sana bunu öğreteceğim diye Risale-i Nurları yazdı. Şu anda yoksa ben şöyle şöyle çalışacağım da kazandığım paradan Müslüman bir vakıf kurumuna sadaka vereceğim dediğinde kaybettin. Şu anda o parayı kazanırsın kazanmasın her neyse. Yaptığın işlemde Rabbi tanımanın yolunu öğretmek üzere Risale-i Nur yazılmış.
Kur'an da onun için geldi zaten. İmanın temellerini atacak. Nedir o? Şu anda Rabbini tanıma imkanını nasıl bulabilirsin? Eğitimini vermek için geldi. Dikkat edelim. Ertelenmiş olan, yani ben şimdi yaşayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım ama öğlen namazı vakti geldiğinde, akşam namazı vakti geldiğinde, güneş battığında akşam namazı kılacağım diyen arkadaş kaybetti. Neden? Akşam vakti gelmeden şu andaki yaşadığın hayatta Rabbini tanıdın mı? Akşam vakti gelince namazını kılacaksın. Şu andaki yaşadığın hale iman boyutu kazandıracaksın. Kur'an bunu öğretiyor. Kur'an bunu öğretiyor. Akşam vakti geldiğinde namaz kılmayı da akşam vakti geldiğinde şimdi namaz kıl diyor. Ha oldu. Akşam vakti geldi namaz kıldım. Ama akşam vaktinden önce ne yapacaktım? Yaşadığım hayatı Rabbimi tanıma vesilesi olarak kullanacaktım. Bunu unuttuk. Ben de felaketi Birinci Dünya Harbi'nden yenik çıkmak, mağlup çıkmak benim için hiçbir şey ifade etmez. Biz anımızı iman ile yaşama ihtiyacının farkında olmadığımız için anımızı iman ile yaşama eğitimi yapan Kur'an'ın iman eğitimi yapan bölümünü veya yönünü, Kur'an'ın ana temel hedefini unuttuk. En büyük felaket bu. Uyanmak lazım. Akşam namazı olunca ben namaz kılacağım demek palavra. Erteliyorsun, şu andaki sorumluluğunu ihmal ediyorsun. Bu da önemli bir nokta. Onun için saadeti acile-i müstemirre bizi bekliyor. Devamlı bir saadet. Bu ne demek? Devamlı Rabbinin bilincinde olan bir insan olarak yaşamanın yollarını öğreten Kur'an'a peki bu nasıl öğretiyor diye bakmak. Tarihi hadiseleri anlatmak, hikayeler anlatmak için, tarihte şöyle olmuştu, böyle olmuştu diye anlatmak için de Kureyş ne yapıyormuş, bugün konuştuk ya. Kureyş ne yapıyormuş? Yazın sıcak olduğu için Şam'a ticarete gidermiş. Serin. Kışında soğuk olduğu için Yemen'e ticarete gidermiş. Sıcak. Öyle yaparlarmış onlar. Oldu. Allah bana bunu bugün niye anlatıyor? Ben niye bugün namazımda bunu okuyorum ve Rabbime diyorum ki bunu bana öğrettiğin için çok memnun oldum. Eğer sen bunu Kureyşliler ne yapardı diye okuyorsan li ilafi Kureyş'in ilafihim rehmeteşşitai ve sayfın tefsirini Nursi münazaratta yapıyor. Harika. Harika. Farkında olanlar için. İşte diyor ki tarihi olayları anlatan kitap olarak Kur'an'ı okursan şu anda yaptığın, olduğun, yaşadığın hayatı iman ile yaşama eğitimi alamazsın. Çünkü Kur'an sana şu andaki yaşadığın, her andaki yaşadığın halin iman ile yaşanmasının eğitimini yapan kitaptır. Şu anda Rabbin sana diyor ki şu anını benimle irtibatlı olarak yaşamanın yollarını öğretmek için sana şu anda li ilafi Kureyş diyorum. Böyle bir tefsir, böyle bir anlayış için elimizde bir imkan var. Başkaları da var olabilir ama şu anda madem Sünuhat Said Nursi'nin kitabını okuyoruz, demek ki Said Nursi'nin ana amacı buydu arkadaşlar. Elinde kitap, elinin altında. Bu gözle oku. O zaman anlarsın ve anını imanla yaşarsın. İşte o müstemirre, istimrar, devam etmek demek. Artık devamlı senin bir mümin olarak nasıl yaşayacağını öğrenmenin eğitimini verir ve kazançlı çıkarsın. Kazançlı çıkarsın. Bir anda efendim bizi dinsiz eğitime tabi tuttular diye şikayet edip durmaktan. Doğru. Doğru. Gerçekten seküler layık eğitim temelli herkesin. Herkesin. İçimizde istisnası yok bunun. İlkokul okudun mu o seküler layık eğitimle kafan şartlandırıldı demektir. Bunun için üniversite falan okumaya gerek yok. İlkokul okumak yeter. Hatta ilkokul okumuş bir anne babanın çocuğu olduk de bitti. Kaybettik. Ne yapacağız? Bu bir felakettir. Kaybettik demek geçici bir saadeti kaybettik.
Ama burada müellif diyor ki dikkat et, bu geçici saadeti kaybetmek senin için devamlı olan bir mutluluğu kazanmanın başlangıcı olacak. Değerlendir iradeni ona göre kullan diyor. Müthiş bir tahlil. Ne müthiş bir tahlil. Benim hakikatımı gözlerimin önüne seriveriyor. Pek cüz'i ve mütehavvil, çok cüz'i, yani çok her evrensel değil, cüz'i ve mütehavvil, bir halden bir hale devamlı değişen ve mahdut olan hali geniş istikballe mübadele eden kazanır. Ha diyeceğim o zaman, ben ne yaparım? 10 yıl sonra eğer şu anda iman ile yaşama eğitimi yaparsa alemi İslam, 10 yıl sonra seküler eğitimmiş, laik eğitimmiş diye bir şey kalmaz. Çünkü kimse böyle bir eğitim yapan müesseseye vergi vermez. Niye vereyim ki? Beni öldürecek bir adama ben eline silah mı veririm? Yani bilinçli bir şekilde tercihini yapar. Yeter ki sen o bilinci yerleştir kendinde. Yani bu olay ile bize bir farkındalık getirildi. Bu farkındalığı kullanabilen kazanır. Evet. Yani farkında olmamıza imkan tanımak için rahmet-i ilahiye Müslüman toplumu ya da kendisini İslam toplumunun lideri diyebilen bir devleti mağlup etti. Öyle ilan ediyordu ya, ben halifeyim diyordu ya. Padişah demiyordu, ulan ben kralım, istediğimi yaparım, gelirin hepsini de saraya harcarım. İşte Osmanlı batarken Dolmabahçe Sarayı'nda altınla kaplayarak yaparım, hava atarım diye sahtekarlıklarını kapatıp ne yaptılar? Biz halifeyiz dediler. Madem halifesin, o zaman İslam'ın geleceğini temin etme çalışması yapman lazım Dolmabahçe Sarayı yerine, değil mi efendim? Veya Yıldız Sarayı yerine. Nursi hep bunu söylüyordu. Yıldız Sarayı'nı saray olmaktan çıkartacaksın, eğitim müessesesi yapacaksın. Yani kendine saray yapmak yerine insanları eğiten kurumlar kuracaksın dedi. Adam hapse, pardon, tımarhaneye gönderdiler. Böyle bir anlayışa sahip olan zihniyet batmak zorunda. Bu kader-i ilahinin kaçınılmaz hükmü. Böyle bir anlayışta batarsın. Kader-i ilahi yanlış yapanın yanlışını devam ettirmesini istemez ki. Batırır onu, bir imkan verir. Bunları iyi anlamak lazım. Evet. Bir de meclis tarafından denildi, izah et. Bakayım. Vaktimiz var mı diye düşünüyorum da. Yok, çünkü izah et deyince Nursi hikmetli konuşan bir adam ya. Hala ama anlamadınız diyecek. Bu sefer detaylı anlatmaya girecek. O zaman uzun sürecek. Ne yapalım? Gelecek haftaya mı bırakalım? Evet, ne diyorsunuz? Bunlar ilginç noktalar arkadaşlar. Bunları düşünelim. Öyle atmasyon yaşayarak ya tarihte böyle oldu. Vah toh, Avrupa gelişti teknolojisiyle. O toplarımız yetmedi. Onların topları fazlaydı diye saçma yorumlarla kendimizi haklı çıkartmaya çalışırsak, ecdadımız şöyleydi ama bakma Avrupa numara yaptı onlara falan gibi saçma anlayışlarla kendimizi haklı çıkartıp sorumluluğumuzu anlama çabasının içerisine girmekten kendimizi mahrum etmeyelim. Bu çok önemli, bunlar önemli nokta. Onun için Kur'an devamlı ecdadınızla işiniz yoksa ecdadınızı takip etmeyin. Efendim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın karşılaştığı en önemli tepkinin kaynağı neydi? O bize babamızdan annemizden böyle bir şey görmedik, sen nereden çıkarttın bunu idi. Demek ki bakın tevhidin aslının, özünün anlaşılmasının birinci yolu kendi sorumluluğunu kendine verilmiş olan imkanlar ile değerlendirmektir. Benim babam böyleydi, dedem hacıydı, ecdadımız şöyle İslam'ın bayraktarlığını yaptı gibi yani sloganik cümlelerle kendimi avutup peki sen ne yaptın?
dememedim. Benim babam köyün şeyhiydi. Okey. Bak sen kimsin? Yani babansa baban o hesabını yaptı, gördü. Sen ne yapıyorsun? Bütün mesele bu. Sen ne yapıyorsun? Şimdi onun için ecdadım benim böyledir. Biz böyle gördük. Bizim toplumumuz böyle gider. Biz bayraktardık yok sancaktardık gibi ifadelerle kendi sorumluluğundan kaçıp kendi şu anda bana düşen sorumluluktan kaçıp nefsimi okşayan bir yorum ile rahat Türk kahvesi içersem o zaman hala dersimi almadım demektir. Değil mi? Ben Türk kahvesi içmenin nasıl bir mutluluk kaynağı olduğunu, Türk kahvesi de içenleri eleştirmek için söylemiyorum. Hani öyle Türk kahvesi diye Allah'ın nimetini içmezsen mahvolursun. Evet. Böyle bir hayatta yaşıyoruz. Gerçeğimiz bu arkadaşlar. Net konuşalım, mertçe konuşalım ta ki hakla batının arası açılsın. Öyle ama efendim bu insanların milli duygularını rencide etmeyelim falan gibi kaypak davranışlarla hakla batının arası açılmaz. Bilakis insanları kandırmacası olur. Onu da politik emelleri olanlar yapar. İnsanların reyini alayım, beni desteklesinler de iktidara geleyim, onların yöneticisi ben alayım, hava atayım onlara diyenler yapar onu. Bizim öyle bir derdimiz olmayınca rahat konuşuyoruz. Hesabımız yok yani, beklentimiz yok. Arkadaş anlamak istersen anlasın, anlamak istemezsen sen bilirsin. Ben açıkça söyleyeyim de sen ne yaparsan yap. Bismillahirrahmanirrahim. Peki kapalış duamızı veya hamdimizi, elhamdülillah diyeceğiz ya, Fatiha demek elhamdülillah demektir ya. Yapmadan önce söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Varsa buyurun, değilse ben odayı, yani konuyu bakayım. Varsa söyleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilmenena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah hepinizden razı olsun. Amin. 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 Duamıza devam. Birbirimize hep hidayette, hakta sebat etmek için, ayağımızı sabitleştirmek için tercih yapma duası yapacağız hepimiz inşallah birbirimize. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet. Şimdi hangisi?